artık şehir planlarını 50-100 yıl süreç içeren ve içinde hakkaniyet çerçevesinde, vatandaşın rızası çerçevesinde yeni şehir planları yapılacak ve bu şehir planları da bütün şehrin geleceğini, tarım, turizm, sanayi, tüm sektörlerin geleceğini ilgilendirecek şekilde bir çalışma yapılmasıydı. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 590 bin konutun dönüşümü yapıldı. Açıklamayı Gaziantep'te konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptı. Bakan Kurum kentsel dönüşüme ilişkin hedeflerini de açıkladı. Hedefimiz 20 yılda Türkiye'deki 6.7 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirmek. Bu noktada biz bakanlık olarak her türlü fedakarlığa hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde arkadaşlarımız tüm Türkiye'ye ilişkin planlarını yaptılar ve belediyelerimizle birlikte inşallah bu süreci yöneteceğiz. Bakan Kurum kentsel dönüşümde en çok dikkat ettikleri hususlardan birini şu cümlelerle açıkladı. Şehirlerimizde kentsel dönüşümü inşallah hızlı, etkin bir şekilde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun bir şekilde vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde bu dönüşüm işini inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Şehirlerdeki yaşam kalitesini yükseltmek istediklerini, bunun için her şehre en az bir millet bahçesi yapılacağını, bu sayede de kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıracaklarını dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehirlerimiz artık daha planlı büyüyecek dedi. Ve bundan sonra artık şehirlerimiz daha planlı büyüyecek, daha gelecek nesillere daha doğru düzgün şehirler bırakacağız.